En az şöyle 7000 lira alıyorsan normal geçinebilirsin. Yoksa geçinemezsin. Faturayı da ödeyemezsin kirayı da. Emekliye 10 lira veriyor, 30 lira koyuyor. Her ay zam geldiği için vatandaş alıştı. Hiç önemsemiyor da. Fakir fakirleşiyor, zengin zenginleşiyor. İşin özeti bu. Vatandaş osandı bu zamlardan ya. Gece gündüz durmadan zam. Nereye kadar gideceğiz böyle? Türkiye'de yapılan son 3 yıldaki elektrik zammı %100'ü aştı. Bakalım Kayseri halkı yapılan elektrik zammı hakkında neler düşünüyor? Ben emekli öğretmenim. Çok aşırı bir zam. Benim alım gücümü çok düşürecek. Mesela 150 lira gelen elektriğim 200'e gelecek. Zaten zar zor geçinin, çok zor geçiniyoruz emekliler. Hiç hoş değil. Beğenmiyorum. Doğalgaz var, normal yakıt doğalgazı var. Hepsine zam geldiği için çok zor. Bence olmaması lazım. Aşırı derecede. Yalnız nasıl olacak, nasıl bitecek? Kimsenin bir şey bildiği de yok. Galiba doğalgaza falan da gelmiş. Zor zor bu ekonomi şartlarında, inan ki zor. Peki vatandaş kolaylıkla faturalarını ödeyebiliyor mu? Bence zor ödüyor. Zor. Bu şartlarda zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İyi değil yani. İyi değil o kadar. Siz elektrik faturalarınızı kolaylıkla ödeyebiliyor musunuz? Evet ödüyorum. Ödüyorum ben. Hepsi yalan dolan, endek döndek yani. Bir her yere baraj yapılıyor, elektriğe zam. Doğalgaz çıktı, doğalgaza zam. Bu nasıl iş yani? Her şey çoğalıyor, bulunuyor. Ama zam üstüne zam. Yani herkes canından bıktı. Ne diyeyim yani, herkes ortada, her şey belli yani. Artık herkesin gırtlağına geldi. Bir yandan yabancılara, Suriyelilere, şunlara, bunlara yani. İnsan artık usandı yani, bıktı. Kendilerini çeki düzen vermezlerse biter yani. Yani söyleyeceklerim bu kadar yani. Her ay zam geldiği için vatandaş alıştı, hiç önemsemiyor da. Fakir fakirleşiyor, zengin zenginleşiyor. İşin özeti bu. Kural bu. Ben çocukken de aynıydı, şimdi de. Zengin zenginleşiyor, fakir fakirleşiyor. Özeti bu. Vallahi bu zamlar hiç, emekliye 10 lira veriyor, 30 lira koyuyor. Bu ne olacak? Enflasyon farkı diyorlar, alıyorlar. Şey diyorlar, alıyorlar. Olan gariban alıyor. Emekliye alıyor. Ya haberim yoktu zaten ama her şey pahalı zaten. Her şey pahalı. Elektrik zamı da. Yani alışıyor insan belli bir şeyden sonra galiba. Vatandaş kolaylıkla faturalarını ödeyebiliyor mu? Hayır tabii ki. Asgari ücretle zaten imkanı yok ki getireme. En az şöyle 7000 lira alıyorsan normal geçinebilirsin. Yoksa geçinemezsin. Faturayı da ödeyemezsin kirayı da. Ama bir şekilde bir nüfus, nüfusun belli bir kısmı çok zengin, belli bir kısmı çok fakir. Hiçbir şekilde orta tabaka yok yani. Asgari ücretli vatandaş geçinemiyor diyorsunuz. Peki asgari ücretli çalışan vatandaşlarımız ne yapıyor? Kısıyoruz. Her şeyden kısıyoruz yani. Mesela 2 yıldır ilk defa çocuklarımı doğum günü olduğu için çarşıya çıkartıyorum. Dondurma yedirmek için. Bu şekilde herkes de kısıyor. Yediğinden kısıyor, giydiğinden kısıyor. O şekilde geçiniyoruz yani. Neler düşüneyim? Vatandaş osandı bu zamlardan ya. Gece gündüz durmadan zam. Nereye kadar gideceğiz böyle? Ben Bağda göçülüyüm. Şehir evimin faturası 124 lira ya. Ne gece kullandım ne gündüz kullandım kardeşim. Bağda oturuyorum. Peki kullanmadığınız halde neden evinize bu kadar elektrik faturası geldi? İşte dedik ya, gece zam gündüz zam. Hiç durmuyor. Zamların arası kesilmiyor. Onun için de böyle yüklü geliyor.